Bugün size yeni ürünümüzü tanıtacağız. Efsane bir cihaz. 25.07.2024. Bugün size yeni gelen bir ürünümüzü tanıtacağız. Yose YS SO 36 36 optik zoomlu çift kamera 4G bir kamera. 65 amper bir pil yatağımız var. Aç kapa tuşlu ve göstergeli. 40x2 80 volt da güneş panelimiz var. Kameramız her ne kadar emsallerine çok benzese de farklı özellikleri var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi, kablolu da kullanılabiliyor. 4G sim kart takılarak da kullanılabiliyor. Aynı zamanda Wi-Fi kamera da kullanılıyor. Kendisi sim kart takıldığında etrafına bir mobil modemmiş gibi Wi-Fi yayını yaparak içerisindeki sim karttan yanına emsal Wi-Fi cihazların da bağlamasını sağlıyor. Cep telefonlarımız da dahil olmak üzere Wi-Fi erişimi sağlanan, yani router görevi yapan bir kameramız var. Çift kameralı, görmüş olduğunuz gibi 36 optik zoomlu, lazer ledli ve flash beyaz ledli mükemmel bir kamera. Cihazımızı çalıştıracağız, performansını göstereceğiz. 65 amper mükemmel bir kalitede, özel, bugüne kadarki tecrübelerimizden faydalanarak özel bir pil kullanarak yapmış olduğumuz pil yatağımız burada. Aç kapa tuşlu ve pil göstergeli. DC 12 volttan şarj oluyor. Aynı zamanda çift çıkışı vardır. 12 volt çift çıkışı var. Dediğim gibi hem kamerayı hem başka bir Wi-Fi kamerayı da bağlamak için çift çıkış verebilen özel bir pil yatağı bölümümüz mevcut. Kameramızda zaten buraya tutturuyoruz. Burada da 40x2 stabil bir şekilde birbirine bağlanan mükemmel sağlam bir pozisyonda propellerle yapılmış bir panel sistemimiz var. Bu panellerimizi sisteme bağlayacağız ve çalıştıracağız. Burada panellerimizi birleştireceğiz. Contalı bir şekilde kapatıyoruz. İki panel, iki farklı girişte. Burada görmüş olduğunuz kertik bölümünü takarak güzelce sıktıktan sonra panelle pil yatağımızın bağlantısını yapmış oluyoruz. Burada kameramız şurada, sim kartımızı takıyoruz. Bu görmüş olduğunuz bölüm SD kart slot'tu. Yan bölümlerde de reset mevcut. Kameramızın üzerinde herhangi bir kurulum barkodu yoktur. Bu e-mail numarası, kurulum barkodu yok. Çok basit ve stabil bir şekilde kuruluyor. Onu da videonun devamında eklemesini yapacağız. 12 volt DC 12 volt çıkışlarımızdaki plastik kapağını çıkarttıktan sonra kameramızı takıyoruz. Buradan da start butonuna basmış pozisyondayız. Kameramız kendisi açılacak, sağa sola dönecek, testlerini yapacak. Ondan sonra kuruluma geçeceğiz. Buradan açtıktan sonra başta da söylediğim gibi cihazımız sağa sola dönecek. Hazır olduğuna dair sesli komutları verecek. Biz de buradan kurulumu gerçekleştireceğiz. Motor testimiz bitecek. Android ve iOS işletim sisteminde aynı. Telefonumuza ICS uygulamasını indireceğiz. Şu uygulama, bunu telefonumuza yükleyip üye olup açacağız. Evet, uygulama yükledi, sonra açacağız. Şimdi telefonumuzun Wi-Fi listesine giriyoruz. Telefonumuzun Wi-Fi listesinde burada görmüş olduğunuz gibi kameramız bir modemmiş gibi yayın yapıyor. Bu ağa dahil olacağız. Parolası 0'dan başlayarak 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde 9'a kadar giriş yapılıyor. Bu şekilde bağlantı yapıldıktan sonra indirmiş olduğumuz ICS uygulamasına giriyoruz. Otomatik olarak yanındaki kamerayı kendisi algılıyor ve senkronize bir şekilde kurulum gerçekleşiyor. Buradan tamam diyoruz. Burada bakınız,
tekrardan bir kez şifre istiyor bizden. Bu da modemin şifresi. Bu şifreyi sonradan değiştirmek mümkün. Fabrikasyon şifresi bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 şeklinde. Buradan tamam dediğimizde kurulum başlıyor. Bunu bir masa üzerinde çok kolay bir şekilde kurduktan sonra götürüp yerine monte edebiliriz. Bir direk üzerinde konforsuz bir şekilde kurmaya gerek yok. Masa üzerinde kurduktan sonra istediğimiz yere götürüp takabiliriz. Kameramız kuruldu. Burada kameramıza bir isim vereceğiz. Biz akılda kalması için modelini yazalım. SO 36. Tamam. Kameraya SD kart takılacak. SD kart takıldıktan sonra burada SD kart uyarısı olmayacak. Buradan herhangi bir isimle seçebiliriz. Tamamla sekmesine tıklayıp devam ediyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi dakikalar içerisinde kameramız aktif hale geldi. Şu anda kameramız hazır bir pozisyonda. İncelemeye devam edebiliriz. Şimdi buradan kameramızın PTZ pozisyonunda kendisini döndürelim. Aynı zamanda size buradan kameradan da fiziksel olarak ne yapmaya çalıştığımızı göstereyim. Kameramız burada. Kameramızın şu anda arayüzündeyiz. PTZ bölümünden de kameramızı sağa ve sola çevireceğiz. Şu anda önünde panel var. Paneli kurtaracağız ve buradan da optik bir şekilde zoom yapabiliyoruz. Bozmadan odaklamasını da hem otomatik hem de elle ilave şeklinde yapabiliyoruz. Bakın sağ alt tarafta 36x olduğuna dair kesitleri görebilirsiniz. Bu şekilde ilerliyoruz. Uygulama hakkında size biraz daha bilgi vereceğim. Aynı şekilde kamera kontrol ve kameranın dibinden de sesleri duyabiliyoruz. Şu anda kameranın fotoğraflarından sesleri yakın olduğumuz için yankı yapıyor. Şu anda sizin için kameramızı fiziksel olarak monte ettik. Perpa'da 11. katta B bloktayız. Çok geniş bir havluya bakıyoruz. Test edebilmek için çok geniş bir alanımız var. Buradan bu şekilde size detaylı bir şekilde test yapacağım. Şimdi sizin için testlere başlayacağız. Yazılımdan bahsedeceğim. Artılarından ve eksilerinden. Cihazımız bakın bu şekilde açıldı. Buradan eğer internet çekmiyorsa SD modda, yani düşük görüntü hızlı veri, SD kartta yine aynı şekilde güzel bir şekilde kaydediyor. Fakat internet altyapısıyla ilgili sıkıntı yoksa buradan Full HD pozisyonuna getirip muhteşem bir görüntü alabileceğiz. Şuradan kameramızı da daha geniş bir alana çevirelim. Motor hızını istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Hava yavaş, hızlı şekilde ayarlaması mevcut. Burada istediğimiz gibi ben biraz hızlı ayarladım. Bunu yavaşlatabilirsiniz. Bu pozisyonda bakın, yakın pozisyonda optik zoom yaptıracağım. Gördüğünüz gibi buradan da otomatik odak yapabiliriz. Görüntüyü bozmadan istediğimiz gibi görüntü alabiliriz. Buradan daha geniş bir alana doğru kamerayı çevireyim. Bakın yukarıdaki kamera sabit. Aşağıdaki kamera da hareketli pozisyonda. Buradan zoom'unu geri çekelim. Ne kadar zoom yaptığını görebilirsiniz. Buradan ters kaçırma hareketleriyle ilerleniyor. Burası yaklaşık olarak bir 30-40 metrelik bir bölüm. Akbank'ın olduğu yer. Bizim balkonumuzda. Şimdi kameramızın ekstra diğer kameralarda olmayan fonksiyonlarından bahsedeceğim. Yine kamerayı açtım. Ayarlar bölümüne giriyoruz. Akıllı alarm pozisyonunda. İnsan algılama pozisyonuna getiriyoruz. Gelişmiş ayarlarda alarm aralığı, alarm periyotları ve
izi göster, insanı algılama şeklinde insan içerisine alıyor ve onu gösteriyor. Buradan gelişmiş ayarlar bölümünde VDR, kameramızda VDR var. Su parlamalarında, ışık parlamalarında profesyonel bir şekilde görüntüyü parlatmadan görüntü alabilirsiniz. VDR'yi açıyoruz. Evet, şu anda VDR'miz açık. VDR muhteşem bir fonksiyondur. Kameracı arkadaşlarımız bilir. Gece su parlamaları, araç parlamaları minimize eder. Buradan temel ayarlar pozisyonundan da hoparlör sesin dönüş hızını hızlı yavaş şeklinde, dediğim gibi hoparlörün sesini yükseltelim. Dönüş hızlarımızı ayarlayabiliriz. Kayıt ayarları fonksiyonundan da SD kartı taktıktan sonra 24 saat ayar ve alarm kaydı, yani hareket olduğunda kayıt şeklinde ayarlayabiliriz. Kayıt kalitesini en yüksek, en düşük şeklinde daha uzun süre kayıt yapması için bu pozisyonda ayarlayabiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi alarm zili, alarm sesinin ne kadar süreceğini, görüntüyü yakala ve video kaydet pozisyonlarında SD karta kayıt yapabiliyoruz. O şekilde yapılabilir. Işık modlarını, burada hassasiyetini, karanlık modda tam renkli gece görüş, kızıl ötesi ikili ışık şeklinde yanarlı dönerli pozisyonda ayarlayabiliyoruz. Buradan akıllı kulak sisteminden uyarı hattı pozisyonuna girdiğimizde, burada görmüş olduğunuz şekilde insanları içerisine alıp algılayıp tek tek onları kaydettikten sonra, burada hangi yöne doğru alarm almak istiyorsak işaretlemesini yapıyoruz. En büyük fonksiyonlarından birisi bu. Bu taraftan bu istikamete doğru geçiş yapıldığında direkt kamera algılayıp bunu size geri bildiriyor. Aynı zamanda burada çok muhteşem bir fonksiyon var. Onu da size göstereceğim. Bakın, aşağıda görmüş olduğunuz grafikler şeklinde herhangi bir korunması gereken bir nesneyi, bir evi, bir bahçeyi bu şekilde kırmızı halka içerisine alıp kaydettiğimizde, bu bölge içerisine giriş yapıldığında anında otomatik olarak size uyarı veriyor. Yani bir nevi bir tel örgü çember içerisine almış oluyorsunuz. Muhteşem bir fonksiyon. Sadece bu kamerada olan bir fonksiyon. Bu şekilde yapıldıktan sonra direkt orasını koruma altına alıyor. Sesli ikaz gönderiyor ve size konuya dair bilgi veriyor. Bakınız, buradaki hareketi algıladığı an otomatik olarak bildiri gönderecek. Buradan bir geri gelelim. Baş kısımda şu alarm fonksiyonunu aktif hale getirdikten sonra insanın algılandığını size mesajla, bu mesaj sesi benim telefonuma ait bir şey, hangi sesle istiyorsanız o şekilde size gönderiyor. Buradan daha fazla kamerayı dörtlü bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Bakın, aşağıdaki dükkandaki kameraları da buradan aynı yazılımdan izleyebiliyoruz. Buradan teke düşürüp de izleme mümkün. Buradan favoriler bölümünde kamerayı sağa ve sola aşağı yukarı çevirdikten sonra buradan herhangi bir favori bölüm ekleyip isim verip tamam dedikten sonra kamerayı diğer tarafa getirmek için tekrardan elle çevirmenize gerek kalmıyor. Otomatik olarak atlama yapabiliyorsunuz. Buradan da belli periyotlarda bunların kodlarını tek tek paylaşacağız. Kameraların belli aralıklarla belli saniyelerde nereye dönüp gezeceğini, scan modunu, tarama modunu yapacağını ayarlamasını da göstereceğiz. Kameramız bu şekilde sizin için bağladık. Daha da testlerini paylaşacağız. Muhteşem bir kamera. Solar 4G güneş panelli kameralarda şu anda en profesyonel kameramız bu.